Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 3 gün önce Muharrem orucu başladı. Alevi Caferi yurttaşlarımız başta olmak üzere 1336 yıl önce Kerbela'da yaşanan trajedi, Kerbela'da yaşanan haksızlık, hukuksuzluk ve o katliamı anmak için 12 gün boyunca oruç tutuyorlar. Bu orucu tutan Caferi Alevi yurttaşlarımıza şimdiden orucunuz hak katında kabul olsun diyorum. Hızır hepimizin yoldaşı, yardımcısı olsun diyorum. Tabii ki Kerbela sadece Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin şahsında Yezid'in gerçekleştirdiği bir haksızlık, hukuksuzluğun çok ötesinde bir yaşam felsefesi, bir yaşamına karşı bir duruş biçimidir. Aradan belki 1400 yıla yakın zaman geçti ama Kerbela'da yaşanan hukuksuzluk, haksızlık insanlık tarihinin ne ilk haksızlığıydı ne de son haksızlığıydı. Yezid o gün ortaya çıkmadı, o gün bitmedi. Halen kendi iktidarı için, kendi kişisel hırsı için, ikbali için, kendi ailesi çıkarları için, bütün ezilenlerin sırtından kendilerine bir devlet inşa etmek, kendilerine saray inşa etmek, kendilerine bir gelecek inşa etmek isteyen Yezid anlayışı maalesef devam ediyor. Fakat herhalde bütün insanlığın Kerbela'dan çıkarması gereken iki önemli ders şudur ki, birincisi zulüm ne kadar ağır olursa olsun, baskı ne kadar ağır olursa olsun teslim olmamak, direnmek. Ötekisi yine zulüm, karşımızdaki zalim ne kadar gaddar olursa olsun diyalog kapısını kapalı tutmamak. Çünkü Kerbela'da bütün o zulüme rağmen çözüm için Kerbela'dakiler hem çözüm için kapılarını açık tuttular ama Yezid'in o baskısına, boyun eğdirme çabasına da teslim olmadılar. İşte 1336 yıl sonra günümüzde de aynı anlayış devam ediyorsa bize düşen şey Kerbela'da Hasan olmak, Hüseyin olmaktır. Yezid'e karşı hem direnmektir hem de barış sevdasından, barış arayışından vazgeçmemektir. Değerli arkadaşlar, zannediyorum Alevi yurttaşlarımız sadece eşit yurttaş, Türkiye'de eşitlik ve adalet için yürüttükleri mücadelede sadece kendileri için bir çaba sarf etmiyorlar. Bütün Türkiye toplumu bunu yakından görüyor, yakından izliyor. Alevi yurttaşlar eşit toplum mücadelesi, özgürlük mücadelesi yürütürken ben Aleviyim sadece benim hakkım, benim hukukum olsun demiyorlar. Bu çok önemli bir duruştur. Demokrasi herkes için, demokrasi bütün yurttaşlar için, eşitlik ve adalet bütün yurttaşlar için diyorsa biz Alevi yurttaşlarımızın talebine kendi taleplerimiz gibi sahip çıkmak, destek olmak zorundayız. Bugün 12 gün boyunca Muharrem orucu Kerbela yası tutulacak da acaba Diyanet İşleri Başkanlığı, acaba hükümet yetkilileri, Sünni yurttaşlarımızın Ramazan ayında oruç tutarken devlet olarak sundukları hizmetin milyonda birini sunacaklar mı mesela? Hadi geçtik bundan. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cemevleriyle, cemevlerinde düzenlenen iftar programlarıyla ilgili tek bir resmi programı var mı? Yok. 20 milyona yakın Alevi yurttaş var Türkiye'de ve hepsi vergi veriyor. Diyanet İşleri Başkanı, aldığın maaşın yarısına yakını Alevilerin cebinden çıkıyor. Ve sen sadece Sünni yurttaşların ya da Hanefi mezhebine mensup yurttaşların Diyanet İşleri Başkanı değilsin. Olamaz. Bu kabul edilemezdir. Devlet bütün din ve inançlara, mezheplere eşit yaklaşmak zorundadır. Ve burada kritik kavram laikliktir. Laiklik ayaklar altına alınırsa, laiklik bu ülkede başından itibaren inşa edilmemiş, kurulmamışsa bu bütün dinlerin, inançların, mezheplerin zararınadır. Zannediliyor ki şu andaki iktidarın veya geçmiş dönemdeki iktidarların laikliği ayaklar altına almış olması zannediliyor ki bir mezhebin, bir dinin işine yarıyor. Hayır. Bundan da en büyük zararı gören yine İslam'ın kendisidir. Biz buna inanıyoruz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 5
bakanlığın toplamından daha fazla. Ne yapıyorlar bu paraları? Din işleri, din hizmet işleri yapılacaksa eğer, ya bütün inançlara, bütün dinlere yaparsınız ya da hiçbirine yapmazsınız. Adil olmak, eşit olmak zorundasınız. Şu dine hizmet yaparım, öbürüne yapmam diyemezsiniz. Bir inancın ibadetini belirlemek devletin yetkisinde, muhtesinde değildir. Nasıl ibadet edeceğini, nerede ibadet edeceğini belirlemek Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşmez. İnsanlar neye inanacaklar, neye dua edecekler, bu devletin işi değildir. Ama Türkiye'de maalesef iktidardaki AKP, bırakın bakın İslam'ı, bırakın herhangi bir mezhebi, AKP dini diye bir şey icat ettiler. AKP dini. Abartmak için söylemiyorum. Yani kendi kuralları var, kendi inanç sistemleri var. Örneğin hırsızlık günah değil, haram değil AKP dininde. Bu nasıl bir dinse? Yolsuzluk, rüşvet, yüz kızartıcı işler neredeyse madalya sebebidir. İnanın ki bunu abartmak için söylemiyorum. Şu kayyum meselesine bir bakın. Memleketin en büyük hırsızları AKP'li belediyelerdedir. Öyle küçük hırsız falan demiyorum. İstanbul'dan Ankara'ya kadar. Adil bir şekilde vicdanlı bir müfettiş girsin şu belediyelere neler çıkacak. Ankara'nın, İstanbul'un yarısını yiyip bitirdiler ya. Yarısını birbirine peşkeş çektiler. Servetlerinin haddi hesabı yok. Belediye görevlileri. Kendileri söylemediler mi? İşte Gülen cemaatine peşkeş çektikleri arsanın, binanın, paranın haddi hesabı yok. Fakat kayyum atanacaksa bizim gariban zaten bütçesi olmayıp da hizmet sunamayan, başındaki davalardan, soruşturmalardan nefes alamayan DBP'li belediyelere kayyum atanıyor. Niye? Çünkü hırsız değildir. Bak hırsız olsalar kıymetli olurlar, baş tacı olurlar. En büyük hırsız baş tacı yapılır bu ülkede. Şu anda budur mesele. Böyle bir haysiyetsiz yönetim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gelmemiştir. Ben içime sindiremiyorum. Benim belediye iş başkanlarım tutuklanacak, mahkeme süründürülecek, hakkında binlerce yıl dava açılacak. Memleketi soyup soğana çevirmiş olan şu belediye başkanları veya belediye yöneticileri başımıza efendim demokrasi ahlak abidesi kesilecektir. Ve utanmadan, sıkılmadan şu belediyeye de kayyum atayım, bu belediyeye de kayyum atayım diye tahrik edecektir. Biz de bunu içimize sindireceğiz. Böyle bir haysiyetsizlik olur mu ya? Memleketteki yönetim anlayışı bu. Ve bunu bize olağan bir şekilde normalmiş gibi kabul ettirmeye, yutturmaya çalışıyorlar. Şu havuz medyasının şeyine bakın, haline bakın. Küfürlü yazmayanı orada işe almıyorlar. Hakaret yazmayana maaş vermiyorlar. Ne basını, ne ahlakı, ne ilkesi, hiçbir şey yok. Ama şu saatlerde muhalefet sesi olan televizyonlara polis baskın yapmış. Malzemesine el koyuyor, efendim yayını kapatıyor, yasaklıyor. Niye? Çünkü basın ahlak ilkelerine uyuyorlar bunlar. Bir kısım havuz medyası gibi onurunu, kalemini satmış değiller. Onlar onurlarını, kalemlerini satmış olsalardı bugün onlara da polis değil herhalde bakanlardan biri giderdi tebrik etmeye. Konuk olmaya giderdi. Bir de Zarok TV meselesi var biliyorsunuz. Haber yok, yorum yok, bir şey yok. Kürtçe çizgi film kanalı, çocuk kanalı. Diyorlar ya biz asimilasyonu kaldırdık, biz efendim milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık. Biz inkarı bitirdik. Yalanınız boynunuzu aşmış be. Sizin döneminizdeki asimilasyon hızı Cumhuriyet tarihinin 10 katıdır. Ben söylemiyorum bunu, araştırmalar söylüyor. Cumhuriyet tarihi boyunca asimilasyon hızı neyse 14 yıllık AKP döneminde hız 10 katına çıktı. %1000 artış. Neden? Tabii geçmiş dönemdeki iletişim, haberleşme, televizyon, medya, okullaşma oranı bütün bunlar hesaplandığında asimilasyon hızı geçmiş yıllardan çok çok daha fazla.
Biz kendi ana dilimizde şu konuşmayı yapamıyoruz diye bir de şu havuz medyası utanmadan, sıkılmadan bizi suçluyor. Sen Kürtçe çocuk kanalını kapatırsan, Kürtçe eğitimi yasaklarsan, Kürtçe tabelayı yasaklarsan, şu parlamentoda Kürtçe iki kelime konuşanı terörist ilan edersen, Kürtçe müzik söyleyeni sanatçıyı tutup içeri atarsan, asimilasyon işte böyle gerçekleşir. En ince, en sinsi asimilasyon politikasını bunlar uyguladılar. Ve uygulamaya devam ediyorlar. Kaba saba bir yöntemi geçmiş dönem siyasetçileri ve hükümetleri kullandılar. Bunlar daha inceltilmiş, seyreltilmiş bir asimilasyon politikası uyguluyorlar. Ve halen devam ediyor. Ve ne acıdır ki? Ne acıdır? Aramızda seydalar, melleler var. Ne acıdır? Bunu İslam adına yapıyorlar. 14 yıldır biz işte bilmem Müslüman bir partiyiz, İslamcı bir partiyiz diye iktidara gelip bu memleketi yönetenler yapıyorlar. Hırsızlığın en büyüğü bunlarda, adiliğin en büyüğü bunlarda, yalanın en büyüğü bunlarda, iftiranın en büyüğü bunlarda, işkence, infaz, her şey bunlarda. Bunun neresi dinle, İslam'la, imanla ne alakası var? Ve Türkiye toplumu %50 oy veriyormuş. Kusura bakmasınlar. Haysiyetsizlik %50 ediyorsa kusura bakmasınlar. %99 da etse bilsek %99 oy alacağız. Haysiyetsizlik yapmayız biz.